Herkese merhaba, ben Satır Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yulafla yapmış olduğum harika bir çiğ köfte tarifi ile geldim. Eğer bulgur yiyemiyorsanız bu tarif tam sizlik diyorum, hemen tarifime geçiyorum. Bir tane ceviz büyüklüğünde küçük bir soğanı rendeleyelim, bir diş de sarımsak rendeleyelim. Ölçü olarak bir su bardağı yulaf ezmesi kullandım. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı da domates salçası ekleyelim. Baharat olarak 3 tatlı kaşığı isot ekledim. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Detaylı bir şekilde malzemeyi açıklama kısmına her zaman olduğu gibi yazarım. Oradan da bakarsınız. Birazcık da su kullandım. Ellerimi ıslatıyorum. Daha sonrasında da yoğurma işlemine geçiyorum. Sonrasında birazcık daha su ilavesi yapıyorum. Yaklaşık 6 yemek kaşığı kadar su ilavesi yaptım. Daha sonrasında da yoğurma işlemine geçiyorum. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra dakika tutalım. Yaklaşık 5 dakika yoğurmamız yeterli geliyor. Kıvam olarak, lezzet olarak çiğ köfteyi kesinlikle aratmıyor. Ölçü olarak da sadece bir ölçü, yani bir su bardağı üzerinden verdim ki tadına bakın. Beğenirseniz sonrasında bunu 2'ye 3'e katlayarak daha sonrasında fazlasıyla da yapabilirsiniz diye düşündüm. Kıvam olarak burada birazcık akışkan ve yumuşak görünüyor olabilir ama yoğurdukça yulaf o nemi çekiyor. Söylemiş olduğum gibi sabırla 5 dakika boyunca yoğuralım. Beş dakikadır yoğuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Tamamı toparlandı. Hatta burada sizlere kıvamını net bir şekilde gösterebilmek için aynı çiğ köftede olduğu gibi de böyle alıp alıp tepsiye atıyorum. Yani burada sizlere kısa bir şov yaptım. Üzerine 2 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin. Zeytinyağsı olmayanlar sıvı yağ da kullanabilirler. Bir tatlı kaşığı da nar ekşisi ekliyorum. Tekrardan yedirelim. Zeytinyağı ve nar ekşisi ekledikten sonra kıvam olarak biraz yumuşuyor. O yüzden de şekil vermesi biraz zor olabilir. O yüzden de tamamını yedirdikten sonra bir 5 dakikada dinlendiriyorum. 5 dakikanın içerisinde dinlenirken yulafımız tekrardan bu fazla gelen nemini çekiyor. Tabağıma marul dizdim. Sonrasında da ceviz büyüklüğünde alarak şeklini oluşturuyorum. Eğer elinizde fazla yapışırsa eldiven kullanabilirsiniz ya da eliniz isteğe bağlı suyla da ıslatabilirsiniz. Tamamının şeklini oluşturduktan sonra da afiyetle yemek için hazır oluyor. Ben marulun içerisine koyarak üzerine birazcık limon sıkarak yemeyi seviyorum. Gerçekten çiğ köfteyi de aratmıyor. Güvenle deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra lütfen olumlu ya da olumsuz fikirlerinizi bizlerle paylaşın. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.